Alanya Belediyesi Yılın Sosyal Hizmet Belediyeciliği Başkanı Adem Murat Yücel bizlerle beraber. Memleketime selamlar olsun efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun böyle bir ortamı sağladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Ödül hakkında duygularınızı öğrenmek istiyoruz. Tabii ki artık günümüzün belediyeciliği sadece yol, su, köprü yapmak değil. Artık yerel yöneticiler olarak bizler şehrin sağlığından, eğitiminden, istihdamından, kültürel varlığından, sosyal değerlerden ve sosyal projelerden sorumluyuz. Ve tabii ki biz de dünyanın değişimine, gelişimine göre, şehrin vizyonuna, misyonuna göre birçok projeler üretmek zorundayız. Ve böylelikle de tabii ki bizler de artık okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, kreşler yaptıran, sosyal tesisler yaptıran ve her şeyden önemlisi de insan odaklı projeleri üreterek insana hayvan sevgisi, sokak hayvanlarını koruyan, kadın haklarını koruyan birçok projelere imza attığımız gibi günümüz ortamında yenilenebilir bir enerjiyi de kullanarak bütün şeylerimizi gerek sıfır atık projelerine gerekse de yenilebilir enerji, güneş enerjisinden ülkemizdeki kamu kurum kuruluşlarının içerisinde en büyük işletmeyi kuran bir belediye olarak ve bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ve böylelikle de sizler tarafından da böyle bir ödülle bizleri lanse etmeniz sanırım yaptığımız, bugüne kadar göstermiş olduğumuz yatırımlar ve projeler sanırım haklı bir yere doğru gittiğinin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ve böylelikle de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bir Antalyalı olarak Alanya göz bebeğimiz. Alanya'ya buradan selam olsun, sevgiler olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Alanya'yı deyince biliyorsun Alanya birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan bir yer. Beylikler döneminden, Bizanslar, Romalılar döneminden Selçuklu'ya başkentlik yapan, Osmanlı'ya liman şehri yapan, Cumhuriyet tarihinde de turizm açılan ilk bir pencere olduğu için bizim için değerlerin ne kadar önemli olduğunu ve dününü koruyarak, bugünü yaşatarak gelecek nesillere kültürel ve sosyal varlıklarımızı bırakabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz ve çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum.